Yelkenli ve Motorlu Çift kanalımıza hoş geldiniz. Bir önceki bölümde Datça'dan ayrılıp Dirsek Bükü'ne gelmiştik. Eğer izlemediyseniz ekranda beliren video kartına tıklayabilirsiniz. Bu bölümümüzde Dirsek Bükü'nün güzelliğini izleyip Eda Şef'ten barbunya tarifi alacaksınız. Nihayetinde Dirsek Bükü'nden Bozburun'a gitmek üzere ayrılacağız. Kanalımıza abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Suyumuz nefis. Gene harika bir sudayız. Bütün Hisarönü böyle ya. Yemin ediyorum böyle yani. Şurada makiye kıçını bağladım. Hiçbir zarar vermeyecek şekilde bağladım. İnanın gelmiyoruz da halata. Bir balıkçı komşu geldi. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Arıyı kurtarmaya çalışıyorum. Bir tane arı. Canlı mı? Baygın gibi. Bazen kurtuluyorlar. Suni teneffüs de dene. O kadar değil. Arıları yaşatmalıyız. Evet. Şimdi bu çöp biraz değil arkadaşlar. Bunlar Meltem'le yani tabii denize atılmış işte görüyorsunuz. Meltem'le geliyor bunlar kışın. Yani bunu birisi gelip sahile atmıyor. Bunu deniz çıkartıyor kışın. Denizdeki çöpler bunlar. Aynı şekilde sazlıkları falan da çıkartıyor. Bunlar denizin içinde beklemiş olan çöpler. Zamanla deniz bunları kusuyor. Bakın şöyle kıç halatım var. Yani bir şey olmaz buralarda da. Yani öyle bir şey. Gördüğünüz gibi boş bir alan. Bunun ilerisinde de böyle bir alan var. O ileri alanda bir restoran var. Burası ise gayet bakir. Bozburun yarımadası burası. Kendi koyumuz gibi bir şey şu anda. Tatlı bir yer. Mert arkadaşımız orada ne yapıyor? Mert ne yapıyorsun? Mangal yakıyor bizim için. Tabii ki kıyıda, taşların üstünde. Ve pratik mangal olduğu için çöpümüz, çerimiz kalmayacak. Hiç merak etmeyiniz. Sanırsam şu anda patlıcanlar közleniyor. Kokusu geldi vallahi burnuma. Şu an patlıcanlar közleniyor. Patlıcan, patlıcan. Patlıcan, patlamayacan. Eda tereyağlı patates yaptı. Ben ateşi dışarıda yaktım. Böyle bir koy varken. Patlıcanın içi patladı vallahi, acayip. Hakikaten adı gibi patlıyor. Altında soğanlar var. Onları da bir çevirmem lazım. Günaydın. Bugünkü kahvaltı manzaramız şöyle. Denize bakan localı bir yer bulduk. Evet. Localı ve localı. Yani bardağı doldurup içeceğim, yakında olacak. Selamlar. Bugün barbunya tarifi vereceğim size. Ben Datça'da alabarbunya buldum. İki türlü oluyor barbunya. Bu tarafta genelde bunu yiyorlar. Bizim Antalya'da beyaz barbunya olur. Bu daha güzel, daha yumuşak oluyor. Ama bulamazsanız da tabii ki alabarbunya ile idare edeceksiniz. Yarım kilo falan yeterli. Şöyle bolca zeytinyağı koyuyoruz. Zeytinyağından neleri kavuracağız bakalım. Piyazlık bir tane soğan doğruyorsunuz. Piyazlık yani dik dik, tamam mı? 4 tane sarımsak buraya soydum. Bunları da ince ince kıyacağım sonra. Havuç, bir tane havucum vardı. Yeterli zaten. Şöyle bunu da soydum ve doğradım böyle. Bekliyorlar. Suyun içinde bekliyor çünkü kararmasın diye. Biraz da domates rendesi koyacağım. Benim hazırda vardı. Sizde yoksa bir tane rendeleyebilirsiniz. Bir iki tane hatta yakışır. Bayağı bakın, bir parmağa yakın yağ koydum. Bol bol olsun zeytinyağı. Lezzetini verecek o. Sarımsakları ekleyeceğim. Nasıl kokuyor Mert Kaptan? Valla mis gibi bir koku yayıldı ortalığa. Sarımsakla soğanı ben çok severim zaten. Evet. Bu yemekte bir özellik var arkadaşlar. Ben bunu çok severim. Eda'nın en sevdiğim, yani işte lezzetlerindendir. Bu biraz meze, yani yemek demeyelim aslında. Bir nevi. Bu barbunya önemli bir şey. Bunun ana kaynağı zeytinyağı. Yani zeytinyağından geliyor bunun tüm tadı. Ya öyle lezzetli oluyor ki bunda böyle bir pamuk gibi, böyle bir ne bileyim lokum gibi, pamuk gibi, pişmaniye gibi bir yumuşaklıkla inanılmaz güzel bir zeytinyağının böyle kokusuyla ona soğanla sarımsak dağılıyor, ekleniyor. Bir gün bekleyince hatta daha güzel oluyor. Bu acayip bir şey oluyor yani, hakikaten samimiyetle söylüyorum bunu. Bu efsane bir şey olacak ya. Hep o öyle oluyor yani. Bir de tabii köy zeytinyağı, ne bileyim köy domatesi, bunlar şey köyden. Evet. Pazardan barbunya bir tek yani. Onlar nefis oluyor o yüzden. Evet, biraz daha gördüğünüz gibi domates rendesi koydum. Siz kendiniz de yapabilirsiniz. 2 tane domates rendesi yeter. Bekliyorum birazcık, barbunyaları ekleyeceğim. Evet, şöyle barbunyaları da ekliyorum. Dediğim gibi beyaz olsa çok güzel olurdu. Tuz koyacağım ve birazcık da asidini almak için bir tane şöyle küp şeker atacağım. O kadar. Ondan sonra altını kısacağım. Pişmesine yakın, unutmayalım, pişmesine yakın havuçları ekleyeceğim. Havuç çabuk pişer çünkü. Boşuna şimdiden öldürmeyelim. Su ister ekleyin, ister eklemeyin. Aslında hiç eklemeseniz daha iyi şu anda. Çünkü domatesin suyu yetti benimkine. Ama böyle hani birazcık, bir kuple mancık Eklemek istiyorsanız tamam. Şöyle ekleyeyim biraz. Ama lütfen üstünü çok geçirmeyin. Çok aşırı sulu sulu olmasın. Bu arada birisi beni de çekti. Ölüp bitiyor. Evet, Mert'in yine keyfini görüyoruz. Eda çilede, Mert keyifte. O ne şimdi simit? İşte yaz reklamı yapıyor. Çok şükür unicornum kurtuldu bu sayede. Simitinle eğlen. Simit benim. Flamingo'ya bindirmiyor beni arkadaşlar. Şikayetçiyim. Flamingo'ya bindirmiyor. Git diyoruz bu simide bin diyor ya. Yürü git hadi. Bana. Hadi. Hadi çocuğum. Eğli nedir? Bay bay. Yumuşayınca şöyle avuçlarımızı ekledik. Artık bu son safhasıydı. Bunlar pişecek. Soğuk soğuk yiyeceksiniz. Üstüne böyle bir maydanoz kıysanız, limon sıksanız muhteşem olur. Rakının uzunun yanında bomba gider. Afiyet olsun. Acayip güzel bir renk. Mert küçük dünyasında küçük makarnasıyla eğlenirken. Makarnam var dünyada o kadar. Hiç de bile kocaman şişme simidin var, uydurma. Pratik ama. Bu sene Mert'e şişme simit aldırdım. Zira Eda'nınkileri patlattı. Çünkü benim unicornumu patlattı geçen sezon biliyorsunuz ki. Artık havası sönüyor gazavallı unicornumu. Flamingoma da binmese iyi olur. Bindirtmiyor bana. Flamingoyu bana bindirtmiyor. Flamingoyu. Bindirtmeyeceğim çünkü patlatıyorsun. Trabajo con gente de alto riesgo, así que me gustaría que los análisis me hiciera también la prueba. Şurada bir otlu kirpi var, çok tatlı ya. Size nasıl çekeceğim bilemem. Kocaman, kocaman. Çok güzel bir hayvan. Bayağı bir. Ah keşke daha net çeken bir şeyim olsa. Neyse bu arada nefis gün batıyor yani. Dirsek'in en güzel yönlerinden birisi nefis gün batımları. Şu an sahil güvenlik bakın o ışıkları yaran tekne mavi kırmızı şeye bakıyor. Ağaçlara bağlanmış mı kontrolü gibi bir şey yapıyor. Ayrılacağız artık Dirsek Bükü'nden. Bozburun'a gideceğiz. Önce limana, oradan da Bozburun'da herhalde kiseli veya çeşitli demir yerlerine bakacağız. Orada biraz takılacağız. Şimdi kıçtan bağlayayım. Karaya çıma tuttuk kıçtan. Bunu çözmeye gideceğim.